Bu diziyi engelsiz.kanalda.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Baba? Baba? Baba neredesin? Baba? Gece gece seni de mi hareketlendirdik? Ne oldu? Neyin varmış? Yok oğlum, bir şey yok. Sadece bir tansiyon oynaması. Bir şey yok dedi doktor. Olurmuş, normalmiş. Normal mi? Normal oğlum. Heyecandan. Hadi kız, göster. Ya dur. Efe, gece gece. Ya gösteriver gari. Ne o be? Haydar bana... Hadi bayağım, hadi bayağım ha? Hadi bakalım, hadi bakalım ha. Yok bakacak bir şey ya. Vay be Efe. Ciddi mi söylüyorsun? Gerçekten yok mu bir şey? Ha, ciddi ya. Dayılmadan, dayılmadan gönül gözüyle konuşuruz. Üstüme var mı bu kadar gari? Tamam, tamam anladım. Ört köylem. Neyse canım Efe. Haklı yengem, bu kadar şeyin üstüne şimdi. Yarın bakıverirsiniz artık. Ya oğlum, bu işin yarıda kaldı mı ya? Ne dedi doktor? Olurmuş. Hastalıktanmış. Tahlil mahallel, tetkik bir şey yok mu? Gerek yok dedi. Bu ne olacak bu? Ay boynuma ilmik. Benim herif gene gelir bu gece rüyama girer. Çoktan yok diyecektim de Yıldız bir gece daha bekle diye yemin verdirdi. Hadi tamam gel. Hadi ben sizi bırak öyle. Dikkat et. Gel yavaş. Tamam. Geçirdiğimiz iki yıl boyunca birbirimizi çok iyi tanıdık.
zaten. Neden bu 2 yıl boyunca sana çok aşık oldum. Gelebilir miyim? Gel. Gidiyor musun? Gidiyorum. Gitme. Kahve yapayım mı sana? Maya Faryalı'yı seviyormuş hala. Sen ne dedin ona? Ne bu? Dizi. Sen seviyor musun dizi? Sen sevmiyor musun? Cık. Ne zaman biteceği belli olmuyor. Sevmiyorum. Değiştireyim. Yok kalsın. Herkese bir şans vermek lazım. Kalk. Görev başlıyor gençler. Oğlum ne oluyor lan? Oo, ekibime bak. Abimle konuştum. Haydar bomba gibi yengemi deve bırakıyormuş. Yazık ya, kadıncağız yüzüne bakıp duruyormuş. Haydar Efe? Aynı durumu, sıkıntı yok. Onu da eve götürüyormuş. O zaman yani üzüme gidiyoruz. Aynen karşım. Hadi o zaman hadi, tamam hadi. Biz gidene kadar uyumuş olur mu? O yaştaki kadın herhalde uyumuştur. Sabah olacak birazdan. Sabah namazına kalkıyordur herhalde değil mi Üzüm yenge? Yengem de kaza olmaz her türlü. Su beni de alın diyordu. Yok su olmaz. Biz gidelim hadi gidelim. Sonra bana şey olmasın. Abicim ben izin vermiyorum. Uyusun o hadi. Bayılıyorum böyle abi hallerine ya. Ben de bir o kadar itici buluyorum işte. Kafam hala dönüyor ha. Ne tarafa dönüyor Efe? Saat yönünün tersine. İyi o zaman gençleşiyor ha. Eyvallah. Üzüm kabul etsin. Yarın 25 olurum namussuzum ha. Gırktan sonrası iyi Efe, öncesi dert. Yok. Benim 15'ten sonrası mükemmel ha. Kemik. Hadi. Hadi sen uyu. Uyunca geçer başın dönmesi. Sen? Saat geç oldu artık. Ben de burada gıvrul veririm. Tamam o zaman sana bir nevresimle çarşaf getireyim. İstemez. Hadi yat sen. Olur mu oğlum öyle şey? Ya Efe'cim ben işte al yastık var. Burada pike var. Tamam. Hadi uyu sen. Ya Faryalı vallahi içime sinmez ha. Ya hadi Efe'cim. Yat uyu sen. Hadi. İyi peki.
Ya bana bak. Bu üzüm heder mi sence? Kısmet nasip. Hadi uyu sen, düşünme onları. Düşünme demek de olmuyor ki. Öyle. Hadi Allah rahatlık versin. Hadi sana da. Sen birader. Açılıyordu tahmin. Sen var ya hakikaten büyük kulpasın ha. Ne yapacağız şimdi biz? Saksının altında buldum. İşte. Haber hanım. Hı? Üzüm ben geldim ben. Nereden geldin sen bu saatte? Yahu hala mı aynı şey? Dirin de ölün de hangi saatte eve gelinir öğrenmemiş. Şaşırmadın mı? Hı? Haydar'ı duydun geldin değil mi? Duydum ya, duydum. Çok üzüldüm. Üzüldün mü? Yani buraya geliyor diye. Bizim o tarafa geliyormuş nursuz herif. Gerçi senin yanından ayrılıyor olması güzel. Varma demeye mi geldin ona sen? Üzüm ben çok düşündüm. Malum orada vakit bol.
Ben sana haksızlık ettim. O ne demek? Şimdi aldım seni. 40 yılda bir defa yüzünü güldürmedim. Yalan yok. Geçmiş gitmiş gün. Ben senden razıyım. Ben de senden razıyım. Allah razı olsun. Hı. Ama oradan bakınca zaten az bir zamanım var. Haydar Efe ile mutlu ol. Sen mi diyorsun bunu? Sen beni yokluyorsun. Gördün mü Haydar Efe diye ağlayışını? İçim sızladı ya. Yok deniyorsun bence sen beni. Ya vallahi de billahi de denemiyorum üzüm. Hani hortlarım diyordun. İki elim yakanda olur diyordun. Ne oldu? Hortladım işte. Burada horladın, unutmadın. Oradan hortladın, uyutmadın. Ne diyorsan de be adam. Sanki kalbim kulağımda atıyor. Eğlenme benimle. İşte diyorum. Ne diyorsun? Eğer mutlu olacaksan Haydar'a var diyorum. Bey, bak bunca yıl sonra. Kadın o kadar yoldan geldin, beni dinlemiyorsun ki. Dinliyorum da inanamıyorum. İnan, inan. Gönlünce mutlu ol. Ben senden razıyım. Ondan da razıyım. Gel helalleşelim. Bundan sonra aranızda yokum. Benden sana izin hanım. Senin burnun da bir değişmiş. Siz. Ne oldu şimdi buna ya? Bilmiyorum. Bir kapat baksana. Siz. Sesin de bir ince. Siz verin. Hı? Geldisin. He? Ya bırak sesimi, sisimi. Sen duydun mu beni? Duydum da inanamıyorum. İnan. Gönlünce mutlu ol. Ay. Sen ölünce ne iyi adam olmuşum. Mecburen hanım. Orada kötüye burada davrandıkları gibi davranmıyorlar. Biraz sıkıntı yaşatıyorlar biliyor musun? Ay Allah korusun. Yeter hadi yeter. Yeter. Hanım hadi git yat sen hadi. Yok sen git. Ben namaz kılacağım. Ya yat hadi yat sen. Yat gideceğim ben. Ya yatağa deme ben namaz kılacağım. Ya yatağa. Yatağa dedim. Hadi. Yatak diye tutturdum bir adam. Hanım yat hadi yat. Sen yatmazsan ben gidemem. Bana bak. Sen o Nazife'ye de görünüyor mu ara sıra? Nazife kim? Hı. Nazife anlamadım. Nazife kim? Hala yalan. Hadi çık. Ses biçim. Çık. Hadi hanım yatağa. Hadi. Ha, yatak tutturdu. Deli mi ne be? Hadi. Hadi. Yürü. Hadi geliyorum. Seyrelmiş ne? Üzümüm hayırdır Çin Sabah? Ay Çin Sabah size. Bana öğlen oldu gari. Ay sabahtan beri mezarlıktayım. Ay kız Yasin okudum benim rahmetliye. Sene-i devriyesi miydi? Yok o değil daha. Bir rüya gördüm. Gündüz niyetine. Hayırdır inşallah.
Ay ezandan sonra böyle gözlerim açık bekledim, böyle bekledim. Gün aydınlandı. Koşa koşa çeşmeye gittim de suyu anlattım ya. Dur dur sen bir solukla. Ben bir çay koyayım olur mu? Korkulu bir rüya değildi inşallah ha? Yani korkmadın değil mi? Ay bilmiyorum Gari. Ah Yıldız'a. Korkuttun kadını vallahi. Ay, iyi ki kalpten madden gitmedi bu kadın. Muhafaza. Adam geldi rüyama. Ha sen diyordun arada sırada geliyor diye. Aa bu defa Haydar için geldi. Ha. Hı? Ne dedi? Hır çıkarır dedim ama git va diyor Haydar'a. Zaten bir tuhaf olmuş. Bıyıkları falan böyle bir acayipti kızım. Orada öyle oluyor demek ki. Yani berberini değiştirdiyse. Tövbe estağfurullah. Orada berber ne arasın kızım? Canım berberler de ölmüyor mu sonuçta? Yani insan değişiyor ya, ya hani burada değişiyor da orada aynı mı kalacak? Yani şey, ya ne bileyim, o senin mutlu olmanı istiyor. He, öyle dedi. Burada mı geldi? Yoo, yani ben şey için söylüyorum, senin mutlu olmanı istiyordur anlamında. Hala da her şeyden haberi var. O yaşarken de meraklıydı öyle. Komşular kahveye gelirdi. Ben gidiyorum derdi, bahçeleri sulardı. Gidiyorum derdi, iş icat ederdi. Bütün mahalleyi böyle dinlerdi. Ay kızım şimdi de oradan öyle uzun dalga dinliyor zahir. He? Tövbe tövbe estağfurullah. Neyse sen şunu söyle bakayım. İçin rahat etti mi? Hı? Var canım mı Haydar'a? Ne bileyim. Yani gönlü yoksa var mı canım sadece o istiyor diye? Ya onun için, bunun için. Bu yaştan sonra gelin olmak kaderimde varsa ne için gari? Ay yerim ben seni kız. Ay bir de söyleyemiyor gönlüm var diye. Ha? Bana müsaade. Nereye ayol daha çayını içmedi? Faryalımla helallaşacağım. Hoca bulacağım. Bir de mevlid okutmak gerekir rahmetliye. Sonra da Haydar Efe'ye gideceğim. Çok sevindiniz beni ya. Bir şey diyeceğim ama aramızda kalsın. Aşk olsun. Vallahi ben de sevindim. Ay yüzümüm benim ya. Ay canım benim. Görüşürüz. Günaydın. İskorpitlerin deniz kızına dönüşmüş hali. Sabaha kadar uyuyamadım kelebek. Ne var? Ne mi var? Sen varsın. Ben varım yetmez mi? Çok kötü bir gece geçirdim. O zaman sana dün gece anlatayım da eğlen biraz. Sonra anlatırsın. Durum ciddi galiba. İyi misin? Kabuslar falan. Babamla uğraştım sabaha kadar. Geleyim alayım seni. Bir şeyler yapalım.
Yok, gelme. Modum çok kötü. Tamam hayatım. Kelebek motom. Boşver, gelme. Aşkım, iyi misin? Neyin var? Boşver ya, toparlanırım. Doğa toparlanmalı mı, toparlanmalı? Kelebek uzatma ne olur. Uzatmalım, uzatmalı diyorsun. Biz yine kavga edeceğiz herhalde. O yüzden kapatıyorum, tamam mı? Öpmeden mi kapatıyorsun? Sen öp. Öpüyorum o zaman. Bay bay. Şapka bile değişiyor. Kafalar mı değişmeyecek? Ay kuzum benim ya. Sen tabii dün geceki kabustan sonra uyuyamadın değil mi? Çok korkuyorum anne babama bir şey olacak diye. Ya babama bir şey olmaz. Babam bir şeye olur. O ne demek? Hadi otur kahvaltın et. Kızım sen de kötü kötü şeyler çağırma. Anneciğim çağırsa da gelmez zaten. Babamın kendisi kötü kötü zırhı var onun. Seni, beni, bizi gömer yani. Tövbe de. Günaydın annem. Günaydın. Üzüm geldi sabah. Çok korkmuş. Ne yaptınız? Halloldu gibi bir şey. Nasıl? Bayağı. Tırtıl çok güzel oynadı. Edward Norton gibi oynadı. Üzüm yenge de yedi herhalde. Yakındır hayırlısı. Helal ya. Hadi inşallah. Beni neden almadınız giderken? Uyuyordun. Ha, uyuyordum. Anne, sen bir üzüm yengeyi ara. Bir yokla bakalım ama çaktırma bir şey ha. Dur şunu kaldırayım, yanacaksın. Ateş, benim babamı bulmam gerekiyor. Ne iş için? Londra iş için. Kodersiz konuşabilirsin yavrum, biliyorum. Hakikaten mi? Evet. Evet, ben niye dün erken geldim eve? Annemle konuşmak için. Hayır yani erken gelirsin gelirsin de... ...ne bileyim konuşmasın diye tahmin ettim. Gizliyorsun ya normalde. Ne diyorsun anne? Hayırlısı yavrum. Ne? Sinirlerim bozuldu gerçekten ya. Sanki bizim evden her hafta biri Londra'ya gidiyormuş gibi takılıyorsunuz. Ne kadar coolsunuz ya. Oğlum baskı yapma kardeşine. Biraz düşünsün. Tamam düşünsün. Sen nereye yavrum? Üstümü değiştirip çıkacağım. Babamı bulmam gerekiyor. Kabus görmüş, uyuyamamış dün gece. Gözlerinden belli. Mm-hmm.
Alo. İrfan. Faryalı ben. Kim? Yücel, Yücel Faryalı. Bodrum'dan. Duyuyor musun beni? Buradayım. Öldü mü? Allah korusun, Allah korusun. İrfan. Baban hasta. Efe hasta. Ciddi bir hastalık. Doktorların pek umudu yok. Bir haber verem dedim. Numaramı nereden buldun? Öğrenmek istemem ben onun hakkında hiçbir şey. Bak ben bir diyeceğimi diyeyim de. Sen sonra ne yapacaksan yap. Baban ölüyor İrfan. Ben ona bir düğün yapacağım. Yengem de evlenecek. Nasıl? Üzün teyze kabul etti mi? Edecek, edecek. Bana bak. Aranızda ne geçti, ne olup bitti bilmiyorum. Şimdi ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Bu adamın bu düğünde son kez belki de yüzü gülecek. Diyor mu beni? Konuştum onunla. Sen olmadan Efe'nin hep bir yanı eksik. Haberin olsun. Baban ölüyor İrfan. Diyor mu beni? Bak sonra çok yanarsın. Sen iyice bir düşün. Koy kafanı yastığa. İyice bir düşün. Bitti mi? Bir toplantıya giriyorum ben. Girersin toplantına. Gidiyor baba. Ona göre. Şey mi kızdın abi? Yok oğlum yok. Yengemi görecektim var ya. Ne anlattın ya oğlum? Çok komikti abi ya. Bir daha anlatayım. Ya. Abi. Su bir garip. Niye? Aklı babasında biliyorum ama benden sakladığı bir şey var, hissediyorum. Söyle kız değil oğlum. Yapmaz. Hani sen Yıldız abladan falan duyduysan. Ya duysam söylerim. Hani tembih falan etmiş olabilir mi söylemediği? Ne o zaman söylemem. He. Anladım. Faydasız diyorsun. Hadi kalk. Kalk bir çay koy hadi. Guru guru mu içeceğiz bunları? Hı? Kalk. Çay koy çay. Şunları maviye boyayalım lan bari. Geç mi kaldım? Ya, hoş geldin. Uyanamadım da.
Hayırlı günler Maya Hanım. Ben ev sahibiniz. Ah, hoş geldiniz. Turgut amca. Aslı. Asım'ın Aslı. Nasılsınız? İyiyim güzelim. Siz daha önce tanışıyor muydunuz? Yeni tanıştık. Depoziteyi fazla bırakmış Selim. Ben onu getireyim dedim. Bir ay al dedim, iki aylık kalmış. Ha. Borç yiyen kesesinden. Bana fazlası lazım değil. Ama ben o dediğiniz şeyi vermedim. Emlakçı Faryalı halletti demişti. Ama ben sizi bilirim. Kontratımda ne yazıyorsa o. Siz aranızda anlaşırsınız. Hadi bana müsaade. Tamam. Hoşça kalın. Güle güle. Faryalı mı ödemiş? Öyleymiş. Öyle miymiş? Niye Aslı? Hiç. Niye böyle bir şey yapıyor hiç anlamıyorum. Ya kızma ona ya. Baksana çok tatlı. Arkamdan iş yapmasın. Benim bu depozitodan haberim bile yok. Ya işte o öyle biraz. Türk erkeği olayı. Vallahi benim Türk erkeklerinden anladığım biraz ahtapot gibi bir şey. O ne demek ya? Yani böyle elleri kolları uzun, her yere yetiyor. Ya kıyamam deme ona öyle. Derim, gideyim yüzüne de diyeceğim. İstersen ben şey yapayım, vereyim onu. Hayır, ben hallederim. Ay var ya, o da yamuk duruyor ha. Yardım edeyim mi? Olur. Arkadaki prizler kötü duruyor. Bırak bakayım. Ha? Oldu. Vallahi oldu. Efendim Lal. Neredesin Bora? Ne oldu? Su burada. Su? Ha, su. Ne istiyormuş? Babasını soruyor. Seni görmek istiyor. Peki, geliyorum. Tamam. Abi. Evren nerede diye mi soracaksın? Yok. Bir şey demedim ki. Sen su deyince. Bu herif hepinizin bildiğinden daha aşağılık bir herif. Bu kadar. Yeni bir şey mi öğrendin? Sen düşündün mü? Düşündüm. He? Ne yapacaksın? Gideceğim. Sen ne yapacaksın? Maya için mücadele edecek misin? Kalırsan görürüz. Vay anam vay. Allah! Maşallah kız sana. Vallahi sopayan oran gibi olmuşsun ha. Ay, abartma bir adam. İlime geçiverdi gibi. Eline kurban senin kız. Haydar, ben... Bana bak. Karar mı verdin yoksa? He, verdim. Dur, dur. Dur, söyleme, söyleme. Ben bir dil hakkı alayım. Dur, dilim. Benim durmam sorun değil de... ...kalbim durursa sorun. Atam, yürü adam. Dün dernek senin neyine?
Düğün mü dedin kız? Aa, bir de düğünsüz mü alacaktın? Allah! Başlamışım ulan dil altına. Allah! Dur Haydar. Allah! Ay tövbe. Allah! Canım ya. Ay yok. Gündüz gözleri. Kız burada kimse görmez. Burası bana ait. Başörtüsü çok güzel kız. Ben düzelt vereyim. Başörtüsünü. Kalimera. Kalimera. Nasılsın? Varyalı. Çok komiksin. Niye? Her gün aynı saatte arıyorsun. Öyle mi aynı saatte? Hiç farkında değilim. Tam aynı saatte. E işte. Ne yapayım anca uyanırsın diye bekliyorum. Ne yaptırım? Ne yapalım? Bayayla kahvaltı yaptık şimdi fal bakacağım ona. Fal mı? Beraber uğrayacağız sana. E hadi gelin buralardayım. Tamamdır. Öpüyorum. Ben de. Ne diyor? Orada. Evet. Gideyim de borcumu vereyim. O yüzden mi göreyim dedin? Ama bence almaz o. Haydi bak bak. Soğumamış ki daha. E bu sıcakta nasıl soğusun? Gölgeye koyalım. Ha, oldu. Doydun. Doydum. Günaydın. Günaydın. Erkencisin bugün. Haydar işi olmuş ha. Sayende. Sen kurdun tezgahı. Çok sevindim. Şimdiye varmıştır yengem efenin yanına. Romantik filmi çekmeye başlamışlardır. Nereden biliyorsun? Aradı konuştuk. Nasıl? Aradı da ne dedi? Artık gık geri helallik istedi. Helalleştik, durduk. Ağladı, ağlaştık. Gitti. Sen de mi ağladın? Yok canım. Ağladın. Ağlamadım. Ne oluyor Faryalı? Ne oluyor? Bir şey olmuyor. Ne oluyor? Sen uzaklaştın mı biraz bana? Biraz. Yok canım, nereden çıktı? Biz her şeyi konuşurduk seninle. Yine konuşuyoruz. Yok bir şey. Gözlerin öyle demiyor mu? Söyle ne var aklında? Aslı niye bana hala baba demiyor? Sadece bu var aklımda. Olacak gari. Bolmuşum. Bırakma valla. Ya bir dur, bir dur. Bana bak. Ben hemen düğün hazırlıklarına başlayayım. He. Bana bak. Çok da hızım akşamanın gözüne sokmayayım. Bu yaştan sonra
Teneşir değil mi Sinan? Teneşir diyenin ağzını cart diye yırtıveririm vallahi. Bana bak. İkinci bahar diyecekler kız. İkinci bahar. Ben Faryalı'yı arayayım bir. E niye? E onun orada yaparız düğünü. Onlar da hak ettiler bu sevinci paylaşmayı. Aa, ölürüm de olmaz. Eski kocamın yeğeninin otelinde yeni kocama mı vereceğim? Aa, Rihanna mıyım ben? He? Nihan'la? Olmaz. Olmaz. Doğru. O açıdan hiç düşünmedim ha. Hani genelde zaten az düşünüyorsun da. Üzümüm, askerlikte bir laf vardır. Sonunu düşünen kahraman olamaz diye. Sen onu bırak da nerede yapacaksın düğünü? Sen merak etme. Bu Haydar sana krallar gibi bir düğün yapacak be. Ya nerede be adam? Nerede? Ya bana bak, bir arkadaşımın bana borcu var. Onu arayayım bir hele. Kim? Ya kimse kim sana ne ya? Oh be! Ev reisliğini özlemişim ha. Şöyle sus deyince susturacaksın. Babam nerede? Bilmiyorum. Sen hani iyi biriydin? Su. Bak, benim ona ulaşmam gerekiyor. Bilmiyorum. Sana inanmıyorum. Bir iş seyahatinden bahsetmişti. Babanı biliyorsun işte. Biliyorum. Bana hoşça kal demeden bir yere gitmez. Gitmiş. Gitmez. Su. Gerçekten bilmiyorum. Bak, hayatımı değiştirecek çok önemli bir olay var ve benim babama ulaşmam gerekiyor. Şimdiye kadar böyle bir şey değiştirdin mi hayatını? Ne o? Ona sorma yani. Kusura bakma ama bu seni ilgilendirmez. Haklısın, özür dilerim. Ben babamı bulacağım. Ne olursa olsun. Eğer bununla bir ilgin varsa bunu sana sorarım. Mutlaka sorarım. Tamam, haberim olduğu zaman ilk sana söyleyeceğim, merak etme. Faz! Bıraksınlar seni. İstemez. Abi, babasını soruyor değil mi? Evren de şanslı adam. Ya. Geldi, bizi buldu. Alo. Alo, Su, ne yaptın? Ateş, Bora'yla konuştum şimdi otelde. E niye ağlıyorsun o zaman? Bir şey var, hissediyorum. Bora bir şey mi dedi? Demedi. Kızım, niye ağlıyorsun o zaman? Boş ver şimdi beni, ben Gözde'ye gidiyorum. Su, sakın bulaşma şunlara, sakın. Ateş, bak babama bir şey oldu diyorum, anlamıyor musun? Ya Su, bir dram yapma, bir dur be. Beni durdur diye aramadım seni, benimle beraber Gözde'ye gel diye aradım. Ne? Yalnız bırakma beni. Su, sen manyak mısın ya? İyice... Su! Bak, su falan deme. Ben şimdi kapatıyorum, tamam mı? Gözle de buluşalım. Su, sen iyice delirdin. Heh. Bir dur ya, bir dur kızım ya. Alo! Su! Hay başlayacağım böyle işe ya. Alo! Ulan bir temizlikçi alamadık şu otu. How you doing, Keleboş? Hoş geldin. Who is it person of the house? Oo, bravo. İngilizceyi geliştirmişsin. Artık seni otelde daha üst pozisyonlar için düşünebiliriz. Siz derken? Ben Yıldız teyze Faryalı. Yani yönetim kurulu. İnşallah seni abimle toplantı odasına kapatırız da neticesini herkes görür. Ya var ya, sen körsün ha. Gerçekten kalıcı körlük var sende. Faryalı abinin bana ne kadar değer verdiğini asla göremiyorsun ya. Sizin iş boş konuşma üzerine mi birader ha? Bak, bu esprilerine gerçekten gülmek çok istiyorum. Hani üzülme istiyorum ama yapamıyorum be kelebek. Devam et. Olmayan IQ'un yükselir. Devam et. Canım,
Bak birader, canım benim. Çıtırık. Ne haber Aslı? Faryalı burada mı? Aa, sen hala öyle mi hitap ediyorsun? Ya sabır. Yani şeysisin ya, o yüzden. Tamam Uzay, hepimiz neden sorduğunu anladık. Tamam, sorun yok. Ya vallahi bir şey demeye çalışmadım ya. Birader, hadi bas git git bir hava al, yoksa ben havası kalacağım. Niye? İşkenceye dayalı adam öldürmekten hücre hapsi verirler, yıllarımı alır. Anladın mı? Ön insansın biliyor musun? Yani bir tasarısın. Böyle yapılmaya çalışılmışsın ama olmamış. Birader, elimde sopa var. Yürü git diyorum sana, anlamıyor musun? Ya var ya, iyiliğin yaramadığını şimdi daha iyi anlıyorum ya. Sana da aşk olsun Çıtırık. Ya onca laf söylüyor, hiç karşı bile çıkmıyorsun. Tam tersi onaylıyorsun ya. Çek şunu, bitir her tarafı. Haklı ya, çok sert konuşuyorsun. Ya bırak, az bile. İyi biri olmaya çalışıyor, destek vermek lazım. Aman. Sen niye geldin? Kardoların prensesi. Ya Maya'yla pastanede oturuyorduk da abin de gelmek ister mi diye soracaktım. Ben söylerim, sen geç otur. Böyle de bir garip oluyor ama Yıldız teyze falan gerilmesinler. Merak etme sen. Su ne yapıyor ya? Babasına gidecekti. Ha. İyi. Şşş. Bir kinayeli sordun, hayırdır? Ne kinayesi? Kafanda bir şeyler varmış gibi. Yok ya, nereden çıkıyor? Bilirim ben senin bu tonlamaların Aslı. Ha yok, ben öylesine şey yaptım ya Tom. Bir dakika, bir dakika. Su benden bir şey mi saklıyor? Ya kelebek, nereden çıkarıyorsun? İşte, nereden çıkarıyorsun? Yalan söylerken kullandığın en salak cümle. Oha! He? Arkasından da bu gelir. Oha! Dua et, öğreneceğim şey büyük bir şey olmasın. Yoksa sana çok fena kızarım az. Tamam? Allah'ım, neden Bodrum? Başlayacağım bu otele de ha. Müşteri yok, her yer pis. Kim pisletiyor abi buralı? Tabii Aydar amca. Tabii. Yok olur mu öyle hiç? Sen affettim dedikten sonra. İstediğin yer olsun. Biz ayarlarız tabii. Çok sevindim vallahi. Allah tamamını erdirsin inşallah. Tamam, görüşürüz. Neye sevindin? Haydar Efe ile yüzüm evleniyormuş. Hadi ya. Vay be, yaşlı kurt. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz yapalım mı düğünlerini? Böyle havalı bir şey olsun. Olur. Hı? Ben de öyle dedim zaten. Tamam. Hayırdır Uzay? Ben de sizi arıyordum Yıldız teyze. Ne için yavrum? Ya ne şefkatli, ne anaç bir insansınız ya. Nereden çıktı? Ağzınızdan yavrum, çocuğum eksik olmuyor. Ne söyleyeceğim, söyle bakayım. Şey, pastaneci Ümit sizi çağırıyor. Beni mi? Ya otelde bir doğum günü şeysi mi ne varmış? Ne alakası var? İlahi Yıldız teyze. Ya pastayla doğum gününün mü alakası ne? Tamam, ben gider konuşurum. Şey, acil gelsin dedi ama. Acil. Evet. İyi bir bakayım. Otel otel değil, yalan rüzgarı. Kimse aşkını düşünmekten işine konsantre olmuyor. Sizde birbirinizle yüzleşecek cesaret yok ama Uzay sizi yüzleştirir. Ne olacaksa olsun artık ya. Herkes işine baksın. Batırtmam ben bu oteli. Thank you.
Babam nerede? Bir şey mi oldu? Bilmiyorum, bulamıyoruz. Ben bilmiyorum. Kesin bilmiyorsundur ha. Bak doğruyu söyle, endişeleniyoruz onun için. Yalan söylemiyorum ki. İşte bu hiçbir zaman bilemeyeceğimiz bir şey. Dünden beri arıyorum, yok. Bir iş seyahatinden bahsetmişti ama. Gözde, bak bize doğruyu söyle, yalan söyleme. Ya yalan söylemiyorum Ateş, niye bana inanmıyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Olmayan kardeşimize bizi inandıran biri mi söylüyor bunu? Bilmediğiniz şeyler var çocuklar. Hep olur. Ha? Neyse, beni ilgilendiren tek şey şu anda babamın nerede olduğu. Yemin ederim bilmiyorum. Bak, babamdan haber alırsan, onu görürsen lütfen beni aramasını söyle, tamam mı? Bir şey mi oldu? Ya oldu olmadı, ona göre mi cevap vereceksin? Gözde, bak biz buraya geldik ki önemli bir şey var değil mi? Çok önemli bir şey var. Babamı bulamıyoruz. Bir haber alırsan söyle bize, tamam mı? Tamam. Bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Kardeşiniz için emin olun benden başka hiç kimse, ama hiç kimse bu kadar fazla üzülemezdi. Kabul etmiştik biz onu. Bekliyorduk yani. Ne hissedeceğimizi hiç mi düşünmedin? Düşündüm. Eminim düşünmüşsündür. Sadece kendi düşündüm desene. Ya bir kez olsun dürüst olmayı denesene. O çocukla birlikte benim bir yarım öldü. Ama siz bunu anlayamazsınız. Sen erkek olduğun için, sen de genç olduğun için, bebek düşürmenin ne demek olduğunu bilmediğiniz için bunu anlayamazsınız. Ya ben kan vermiştim ona. Kan vermiştim. Annemin gözünün içine bakıp onu aldattığınızı bilmemize rağmen kardeşimiz bilmiştik biz onu. Kardeşinizdi. Ama öldüğünü bilmek hakkımız değildi. Öyle mi diyorsun yani? Bu mu? Söyleyemedim. Bu bebek olmadan babanızın bana sırtım döneceğini biliyordum. Yalnız kalmaktan korktum. Ama bu hikayede en çok size haksızlık ettim galiba. Ya Gözde, bırak ya. Babanız korkunç biri. Senden korkunç değil. Üzüldüm diyorum, gerçekten üzüldüm. Bana niye inanmıyorsunuz? Ya Gözde, mabal okumasana bize ya. Mabal okuma ya, üzülmüşmüş. İnanmıyoruz. Özür dileme zahmetinde bile bulunmadı. Şimdi kapına geldik diye konuşuyorsun. Gelemedim. Ama ne hissettiğinizi biliyorum. En azından bu konuda beni böyle bilmeyin. Ya Gözde, geçtik oraları biz, geçtik. Gözde kişisi zaten bizim kafamıza çoktan oturdu. Gözde Ergüven. Benim. Mahkeme geldiniz, buyurun. Ergüven mi? İyiyim zannediyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. Boşanma Celbi. Babanız gitmeden önce bana boşanma davası açmıştı. Söylemişti de zaten, sürpriz değil yani. Ne haliniz varsa görün. Thank you.
Hadi, hadi bakalım. Buyurun. Eyvallah, eminim. Zeki Müren kurabiyesi de var mı? Bugün yapmadık. Ya kız bir şey seviyor. Niye yapmıyorsunuz? Ümidim. Abi geleceğinizden haberimiz olsa yapardık. Allah Allah. Yapın. Yapın. Bolca yapın. Dayıya söylerim ha. Aman abi dayıma söyleme. Yaparız biz. Tamam. Ne yaptınız? İyiyiz. Aslında seni görmeye gelmişti. Ben de hem konuşayım hem teşekkür edeyim dedim. İyi yaptın. Babama bir şey olmamıştır, değil mi? Bir konuşurum Faryal abiyle. Oldu mu diyorsun yani? Bak, bana söyleyebilirsin, ben kaldırırım. Öyle mi söyledim şunu? Niye bir konuşayım diyorsun o zaman? Ya sen sordun diye, ben de gidip Faryal abiye soracağım işte sırf sen merak ediyorsun diye. Anlamıyorum sanki ben. Bak belli yüzünden. Eyvah. Maestro. Hı hı. Aç. Ne diyeceğim ki şimdi? Ne yaptın diye soracak bana. Allah Allah. Telefonu açmamak ne demek kızım? Aç. Hazırlanıyorum de bir şey de aç. Ben babamla konuşmadan bir şey diyemem. Kelebek demiyorsun da babam diyorsun. Çok sıkıştım ya. Sus. Heh, sustu, geçti, bitti zaten değil mi? Su seni iyice delirdin, vallahi billahi delirdin su. Bak, kelebeğe bugün ya da en geç yarın söyleyeceğim ama... önce babamı bulalım, tamam mı? Faryal abiye söyleriz işte. O da elinden geleni yapar. Yıldız. Lan siz burada mıydınız? Buyur gel. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Yıldız teyze? Sağ ol kızım. Varmış galiba da Ümit benle konuşmak istemiş. Onun için. Şey Ümit. Buyur abla. Şey otelde doğum günü varmış. Doğum günü demişsin Uzay'a. Uzay mı? O kim abla? Ya tamam şimdi onu bırak. Şey otelde doğum günü varmış. Yok abla ben bir şey demedim. Benimle konuşmak istemedin mi sen? Hayır abla öyle bir şey olsa ben sana gelirim. Size iyi günler. İyi günler. Geliyorum ben şimdi. Yıldız. Ne oldu ki? Buraya hiç gelmememiz lazımdı. Yıldız. Ne istiyorsun? Bırak beni. Ne oldu şimdi? Bırak dedim sana. Küpe. Senin küpen. Gerisini söyletme bana, olur mu? Kendimi daha fazla alçaltmama müsaade etme. Bari saygımız kalsın. Gitmedin mi sen? Evren nerede? Bora'yla konuş Gözde. Şimdi ben sana kimle konuşayım diye mi sordum? Nerede Evren? Hala bu adamın peşinde olduğuna inanamıyorum gerçekten. Ay lütfen La, sen bana hiç ders verme. Yanlış adam peşinde ömür çürütmekse mevzu,
Sen bu konuda bir markasın. Evren'le... Neyse. Ha. Söyle söyle, Allah aşkına söyle. Evren'le abini bir tutma mı diyecektin? Bak, laf yarıştırırken az daha itiraf ediyordun, gördün mü? Çok işim var benim Gözde. İşin falan yok. Evren'in çocukları perişan. Kendim için değil. Onlar için bulmam lazım Evren'in nerede olduğunu. Ben bilmiyorum. Tamam. Şimdi içerideki odaya geçeceğim. Abimden seni çağırmasını rica edeceğim. Ve bana az önce nasıl açıldığını, abime deli gibi nasıl aşık olduğunu ve Evren'le çevirdiğin tüm dolapları anlatacağım. Ama yalan bu. Evet, yalan. Ama işte yalan da doğruydu derken bir minik üzüleceksin. Çünkü kim ister değil mi yıllardır sakladığı aşkın ulu orta konuşulmasını? Gözde, ben bilmiyorum gerçekten. Okey. Sadece... Çin'e gönderdiğini biliyorum. Nereye nereye? Çin'e mi? Evet. Beraber çalıştığımız bir lojistik firmasıyla. Allah'ım. Abi ya. Babam zaafı olan kimseye sır verme derdi. Bu abim hiç dinlememiş onu, hiç. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Biz gidelim mi? Yok canım, nereye gidiyorsunuz? Oturun. Abi çayı değiştireyim. Tazeli soğudu. Hadi yememişsiniz hiç. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bana mı dediniz? Benimle oyun oynama. Ne yaptığını sanıyorsun? Ne halt yediğini zannediyorsun sen? Ne yapmışım ben ya? Pastaneci öyle bir şey söylememiş. Bal gibi biliyorsun bunu. Aa, olur mu öyle şey ya? Topal Oğlan'la mı konuştun? Ne aa? Senin karşında salak yok. Derhal çık git buradan. Ne oluyor? Ben de anlamadım ki ne oluyor. Abla ne oluyor? Yok bir şey kelebek. Çık git buradan dedim. Aa, ama bu kadarı da fazla ha. Şş, sen kime tavır yapıyorsun lan? Ya hep burada oturuyorum. Geliyorsunuz manyak gibi. Ne biçim insanlarsınız ya? Oğlum bak, manyak falan, kafayı koyduğumu denize düşersin ha. Tamam kelebek, tamam. Uzay, derhal çık git buradan. Çıkmıyorum ya. Ne olduğunu öğrenmeden şuradan şuraya gitmiyorum. Git dedim. Ya ne yap? Beni pastaneci aradı. Defol buradan, defol. Ne pastanesi defol lan? Abla sen pastaneden mi geliyorsun? Cehennemin dibinden geliyorum. Ne yaptın oğlum sen? He? Ne yaptın? Oğlum Dallas gibi yaşıyorsunuz, sonra ballı pastadan drama çıkıyor. Sırsız yaşayın, kafanız rahat etsin. Sana mı soracağız ha? Sen gel bakayım şuraya. Bak kelebek, ben seni teke tek de yerim. Git adam topla gel. Gel, gel hadi ye, gel. Ya of, yıl olmuş 2017. Kavga mı edeceğiz ya? Konuş, aciz misin? Gel, gel, kaçma gel. Bak senin öfke problemin var. Git tedavi ol, tamam mı? Öfke problemin var senin. Tedavi ol. Gel lan! Kaçmasana, gel. Pardon Ergüvenler. Öldüreceğim lan bunu. Lan ne oldu, ne oldu? Bir dur. Hatalısın. Bak hatalısın diyor hala. Oğlum bir dur lan, ne oluyor? Yeter. Sen de git bir birader. Ha? Geldi Batman. Sen bırak Robin. Uzay. Sen karışma, su. Tamam gel. Gel tamam, gel. Gel. Oğlum bunu siz istediniz lan. Madem sizden değilim, madem yabancıyım, madem kötüyüm... alın size kötülük. Bıktım usandım zaten iyilik yapmaktan be. Oh. Thank you.
Ne diyecektin sen bana? Bir şey diyecektin. Teşekkür etmek için geldim diyordum. O niye? Evin şeyini, depozitosunu sen ödemişsin. Haberim yoktu. Ne olacak canım? Önemli değil. Bu ne? Depozito işte. Ya al canım. Olur mu bir şey? Olmaz. Ne demek olmaz? Al şunu Yüce. Ya olur mu canım öyle şey? Koy, koy geri. Neyi alacağım? Yücel, al şunu. Ya ortalık geldi, zarf marf. Al, al koy şunu, koy, tamam. Almayacağım Yücel, al şunu. Ben kelebeğin yanındayım. Niye yapıyorsun bunu? Sen niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum? Neden depozito ödüyorsun? Bunca şeyin üzerine oturup şimdi bunu mu konuşacağız, ha? Para mı konuşacağız? Konuşacağız tabii Yücel. İyi konuşalım o zaman. Bu olanlar tuhaf değil. He? Tuhaf ne biliyor musun tuhaf? Kızım bana baba demiyor. Tuhaf. Böyle pastane köşelerinde yanlış bir şey yaparmışız gibi. Bu tuhaf. Biraz mantıklı olacak. Az önce olanlardan sonra söylüyorsun. Ya Yıldız öyle şey yapmaz. Küpeni görmüş. Gördüm gördüğünü. E tamam, normal. Şaşırmış kadın. Ne yapacak? Sen bana bunu niye verdin Yüce? İçimden geldi, verdim. Hediye. Sen bana neden hediye veriyorsun? Sen benim neden evimin parasını ödüyorsun? Bir ev sahibi istedi, vardı yanımda para, verdim. Ne var bunda? He. Öylesine diyorsun yani. Küpe de öyle, eline denk geldi he. Teşekkür etmek için anlattım sana. Anlattın. Ben de sana kadınları anlatayım Yücel. Kadın ne sevmez biliyor musun? Kadın belirsizlik sevmez. Soru işareti yoksa her şeyin üstesinden gelir. Ama o öylesine onu perişan eder. Ben senin kalbini, yüreğini, niyetini biliyorum. Alıyorum hediyeni, kabul ediyorum, takıyorum. Ama ben bile eve gittiğimde, gece kendi kendime kaldığımda neden bana bunu verdi diyorum. Ben bile. Git de Yıldız'a. Öylesine hediye verdim de. Denk geldi adam kirasını verdim de. Git de. Bakalım ne diyecek. Bakalım ne hissedecek. Anlamıyorsunuz beni. Anlamıyoruz. Neyini anlamıyoruz Yüce? He? Ya baba oldum ben baba. Sen de anne oldun. Ya bırakın bir layığıyla babalığımı yapayım. Ne olmuş? Kızımın annesine, bana bu güzelliği veren kadına ben niye bir teşekkür etmeyeyim, niye hediye almayayım? Niye kızımın annesinin evinin parasını ödemeyeyim? Ne var bunda? Kızın ayrı, ben ayrı. Ayrı. Değil. Ona bakınca seni görüyorum, sana bakınca onu görüyorum. Öyle. Yok mu? Çocuklar yapmaz mı resim anaokulunda? Ana, baba, çocuk, el ele. Öyle işte. Yapma bunu Yüce. Anaokulu çocuğu değiliz. Kocaman adamsın. Yapma. Bu bizi perişan eder. Bu Yıldız'ı perişan eder. Bu beni perişan eder. Bu Aslı'yı perişan eder. Yapma.
Onun kılına zarar verdirmem. Ona bir şey olmasına izin vermem. Ne? Etmesin. Ama... Ateş onun sevgilisi. Yıldız Ateş'in annesi. Nasıl olacak? Nasıl olacaksa olacak. Öyle olacak. Herkes alışacak. Öyle yaşayacak. Kaç zaman sonra kızıma kavuşmuşum. O kadar zamanım onsuz geçmiş. Biri de beni anlasın be. Yüreği kocaman, inatçı bir çocuksun. Ben seni anlıyorum. Ama o yüreğinin, kalbinin sesini mantığınla durdurman lazım. Bunu hepimiz için senin yapman gerekiyor. Bunu bir tek sen yapabilirsin. Az mantık. Az mantık. Atakan, gel bura. Şu zarfı alıver. Buyur abi. Eyvallah. Ne zaman senin düğün? Bir ay sonra abi. Vay maşallah. Al bakalım. Yok abi, alamam ben bunu. Ya al koçum, tamam. Eksiği gediği kapatır. Ya yürü, tamam, hadi hayırlı olsun. Tamam abi, sağ ol. Daha iyi misin? Sinir ettim beni. Ne yaptı ki? Boş ver. Sen nasılsın? Babamdan haber yok. Takılma sen. Yani vardır onun mu planı? Bir yerlerde bir şeyler yapıyordur yani. Merak etme. Ne kolay konuşmak değil mi? Babam ortada yok. Gerçi sen anlayamazsın. Babası denize gitmiş ve dönmemiş biri için, evet, anlayamam. Özür dilerim, ben öyle demek istemedim. Biliyorum, tatlım ben, biliyorum. Çok korkuyorum Kelebe. Abin ne diyor? Abine soracak. Abim bilir belki, ya da öğrenir. Kıyamam sana, gel. Mesela sen gitsen ben yaşayamam. Ne? Yani bir düşündüm beni ne kötü yapar diye. Sensizlik. Görmedim seni. İyi misin abi sen? İyiyim. Sen? Abi sıkıntı var. Annen mi? Yok babam. De anneme ne oldu? Yok öyle, sen bir sıkıntı var deyince korktum. Baban ne olmuş? Abi ortalarda yok. Çıkar bir yerlerden canım. Öyle değil. Bu sefer farklı abi. Süperişan. Rüyasında görmüş. Sabahtan beri ağlıyor kız. Ben ilk defa gördüm suyu böyle. Gitmiş Bora'yla konuşmuş.
Ondan sonra beni aradı, beraber Gözde'ye geçtik. Ona sorduk. O da bilmiyor, kimse bilmiyor babamın nerede olduğunu. Ters bir durum var abi. İnşallah bir şey yapmamışlardır ha. Yok canım, ne yapacaklar? Sen biliyor musun abi? Biliyorsun. Biliyorsan. Bilmiyorum ben bir şey. Ne? Yani tartışıklarını biliyorum o kadar. Sonra? Sonrası yok. Ne sonrası? Abi suyun altıncı hissi küçüklüğünden beri çok kuvvetlidir ya. O yüzden o söyleyince ben bir korktum yani. Ben de bir korktum. Korkma sen. Ne korkuyorsun? Abi yaparsan sen yaparsın bu işi. Şu Bora'yla falan bir konuşsan. Ha. İyi. Tamam, ben bir şey yapayım o zaman. Abi ne olur hallet de. Kız daha fazla üzülmesin ya. İyi tamam. Konuşacağım ben. Ben de geleyim mi? Yok tamam, ben hallederim. Sağ ol abi. Ateş. Efendim. Annene de ki malzeme almaya gitti. Tamam. Tamam. Calling from Turkey. I'm Bora Genca's personal assistant. Yeah. I would like to talk about a confidential shipment you made. Annem. Ne yaptınız oğlum? İyi misin sen ya? Yok bir şey. İyi görünmüyorsun ama. Yok bir şey oğlum. Faryal nerede? Malzeme almaya gitti. Gelecek. Malzeme almaya gitti. Benim biraz işim var. Anne. Bir şey yok. Biraz işim var. Lokanta. Siz bakın. Sen ne zaman geldin ya? Oldu biraz. Ya ben biraz önce buradaydım, görmedim seni. Maya'yla pastanedeydik. Şimdi anlaşıldı. Ne o? Annemle Faryal abinin yüzünün niye öyle oldu? Annen de geldi çünkü oraya. Yani tesadüfen. Allah'ım ya. Yüzü allak bullaktı. Çok yoruluyorum Ateş ya. Arada kalmak beni bitiriyor. Beni de Aslı. Ne yapacağız biz bunlarla? Kimseye bir şey diyemiyorum. Faryalı haklı. Yıldız teyze haklı. Maya da haklı. Sadece senin yanında bir an olsun. Kurtuluyorum bundan. Ben sana dedim ya işte, sen benim evimsin diye. O yüzden dedim. Ama ya bu bize zarar verirse? Yani Yıldız teyzeyle Maya'nın arasında kalırsak? Bize hiçbir şey olmayacak. Çok korkuyorum Ateş.
Öyle size korkuyorum. Sen hiç korkma. Sadece içine atma. Ben de öyle yapacağım çünkü. Hiçbir şey içime atmayacağım. Dünya bir tarafa, biz bir tarafa. Biz birbirimize sığınacağız. Sen benim sığınağımsın. Sen de benim. Bize bir şey olmayacak, değil mi? Söz mü? Bize hiçbir şey olmayacak. Dünya durdukça söz. Mesela sen gitsen ben yaşayamam. Ne? Yani bir düşündüm beni ne kötü yapar diye. Sensizlik. Nasılsın? İyiyim. Şimdi eve giriyorum. Bu bizim projeyle ilgili müteahhit gelecek de yarın. Toplantı yapacağız. Sen de olmak istersin diye düşündüm. Bora. Efendim? Eminsin? Neden? Yani ne bileyim. Aramızda o kadar olandan sonra. Evet. Gel bizim. Pek yengeç burcu olan sen değilsin. Demek ki kadını başka, erkeği başka oluyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben aslında astrolojiden hiç anlamam, biliyor musun? Yani şimdiye kadar salladım tuttu. Buraya kadarmış, ne yapalım? Ben hiç olmazsa seni güldürebiliyorum. Sağ ol. Tamam, yarın seni ararım, konuşuruz. Olur mu? Tamam, olur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın Evren'e? Gönderdim. Uzaklara. Ama sana söz verdim ya. Yaşayacak. Biraz uzakta. Nerede, ne durumda? Boşver. Çocuklar babalarını sorup duruyor. Biliyorum, kızı geldi. Bora. Böyle olmaz. Tamam, adam rezin kepazenin teki ama baba. Yani çocukların babası. Ergüven senin bildiğinden daha iğrenç bir herif. Neyse ne? Neyse ne? En azından çocuklar yerini yurdunu bilsinler babalarını. Sen ne biçim adamsın ya? Ben anlamıyorum yani. Herif fırsatını bulsa seni öldürecekti. Sen hala onu düşünüyorsun. Benim derdim çocuklarla. Karşıma geçip babalarını sordukları zaman ne yapacağım? Başımı önüme eğemem. Niye sana soruyorlar? Bana soracaklar, kime soracaklar? Ya zor olmuyor mu yani? Nasıl yetişiyorsun her şeye? Yıldız, çocuklar, bayağı. Kendi kızın, kardeşin. Ne yapalım, yetişiyoruz. Yetişebildiğimiz kadar. Tamam. Ergüven'e yetişme.
O kalsın. Olur mu? Yok. Olmaz. Olmaz. Ya çocuk açsın telefonu, kaçsın da bulsun babasını. En azından. E sonrasından bize ne? He? Yapacak bir şey yok. He? Sana. Efendim abi. Su nerede? Eve gitmiş. Ateş söyledi. Ateş yanında mı? Yok abi. Yıldız? Yok, o da çıktı. Nereye gitmiş? Bilmiyorum ki. Demedin bir şey? Yo, bir ara sor istersen. Sana abi. Akıl verme oğlum, cevap ver. Abi. Ne oluyor, insanı telaşlandırmasana, gözünü seveyim. Koçum, bu evrenin geleceği yok. Kaçmış bu. Yüzü yok yani, dönemez. Yapma ya. Kızcağız da kendini perişan ediyor. İşte sen onun yakınında ol şimdi. Tamam. Yakın duruyorum da nereye kadar abi? Kızcağız babasını mı unutacak? Ya oğlum yanında ol işte. Destek ol. Tamam. Tamam abi. Hey, hadi bakalım. Faryalı. Faryalı. Evren'i aramaya mı geldin? Estağfurullah.
Dayanamamışsındır sen çocuklar istediyse. Ama ben bulacağım Evren'i. Merak etmesin çocuklar, öyle söyle. Çok şükür. Adam vardı yolda giderken bir horoz kesiveren bari. Sen unutma. Dediğimi söyle çocuklara. Bak bu Evren defoldu gitti. Bir zahmet sen de bir uza da şu bodrum bir nefes alsın be. Her şeye rağmen seni severim ben, bilirsin. Hadi be. Seversin ha? Çocuğumu düşürt diyor diye attığın iftiranın hesabını sormadım sana. Abine dua et. Mert adam. Sabrımı zorlama benim. Selim'ciğim bu Maya'ya tuttuğunuz ev neredeydi? Kaç numaraydı? Ha? Ha? Evet, o sokaktayım ben. Kaç? Tamam, teşekkürler. Ne bitti bilmiyorum. Demek artık insanların yüzüne bakacak hali kalmadı. Çekti gitti. Babamın bildiğim bir huyu varsa o da utanmaz oldu. Yani utandığı için gitmez o. Başka bir şey vardır. Abi, bak sen bana doğru söylüyorsun değil mi? Bir şey yok, iyi babam. Bırak peşini babanı. Abi nasıl bırakayım? Nereye gitti? Niye gitti? Ne zaman gelecek? Gelecek mi? Uçum. Beni daha fazla konuşturma. Gözünü seveyim. Babam bu senin. Döner dönmez. Orasını bilemem. Bak abi, ölmüş olsa bir şey. Yani en azından öldü deriz. Ama böyle bilmiyoruz ya, olmaz böyle. Ne yapıyor? Nerede? İstediğin gibi olmuyor hayat. O kendi kafasına göre takılıyor. Sen hayatta kalmaya çalışıyorsun. Duyuyor musun beni? Fırtınayı görüyorsun değil mi dışarıda? İşte
İşte hayat böyle. Fırtınalar olacak. Sen eğileceksin, büküleceksin, sallanacaksın. Sonra dikileceksin dimdik yine. Hayata devam edeceksin. Bu. Hayat bu. Hayat kontrol edemezsin koçum. Ben kendim yapamayacağı şeyi senden istemem. Bak ben babam da böyle bir gün çıktı gitti denize. Gidiş o gidiş dönmedi. Günlerce bekleyip durdum. Kelebeği uyutup geceleri çıkar iskelede beklerdim sabaha kadar. Hadi baba, hadi baba. Dön baba. Dönmedi. Aldım kardeşimi yanıma. Devam ettim hayata. Anasız babasız. Senin anan var. Melek gibi bir anan var. Alacaksın kardeşini, ananı. Devam edeceksin hayatına. Sahip çıkacaksın onlara. Suya ne diyeceğim ben abi? Ben suya ne diyeceğim? Söyleyeceğim dosdoğru. Olduğu gibi. Senin ne kabahatin var. Kabullenecek o da. O da hayatına devam edecek. Bak bana. Babasının mezarı adamın beşiğidir. Babası gidince doğar adam. Allah sana yürek vermiş, akıl vermiş, bilek vermiş. Ananı kardeşini alacaksın, yanına devam edeceksin. Sahip çıkacaksın onlara. Umudu keski. Aç dinsin. Öyle işte. Fırtınalar olacak. Sen eğileceksin, büküleceksin, sallanacaksın. Sonra dikileceksin dimdik yine. Hayata devam edeceksin. Babasının mezarı adamın beşiğidir. Babası gidince doğar adam.
Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Geç. Otur lütfen. Sana karşı çok açık olacağım. Sen geldiğinden beri benim huzurum yok. Söyleyeceklerimin muhatabı sen değilsin aslında. Ama sana geldim çünkü küpeyi gördüm. Değil derdim. Kıskanacak yaşları çoktan geçtik. Azıcık yaşlanacak bir şey değil. Kendi aşkından mı biliyorsun bunu? Evet. O zaman neden bunu ona söylemedin? Sana sormuş. Neden sana aşığım demedin? Söylenecek bir şey değil o. Onun göreceği bir şey. Şimdi gördü diyorsun yani. Aklınla duygularına hükmediyorsun. Yücel gördü. Görmedi. Bunlar aklın soruları. Duygunun, kalbin dili başka. Kalbim bana doğruyu söyledi o vakit. Sen buraya Faryalı için geldin. Ben buraya gelmeye karar verdiğimde Aslı'dan haberim yoktu. Evren Yücel'in sana söyleyeceği çok önemli bir şey var diyene kadar ben o bahçeden adımımı atmadım. Sonra ne değişti? Yıldız. Yücel'in kalbi sende. Değil mi? Ama bizim de bir kızımız var. Yapma Maya. Aslan'ın arkasına saklanma. Burada seni ve beni konuşuyoruz. Peki, konuşalım. Ben, kızım, kızımın babası. Üçümüz birlikte olduğumuz zaman çok mutlu oluyorum. Yalan yok. Sen bunu gizlediğin müddetçe Faryalı'dan bizim normal hayata dönmemize imkan yok. Beni neden Yücel'le yüzleştirmek istiyorsun? Hı? Ben hamileyken yüzleşmedim onunla. Neden? Çünkü gününü bekliyorsun. Sen yüzleşmeyeceksen, ben seni yüzleştireceğim Faryalı. Göreceksin. Yıldız. Onu sen değil, ben bekledim. Ben çok sevdim. Tutunacak bir tane dalım yoktu. Çocuğunu taşıdım.
doğurduğum. Bana öldü dediler. Yasını tuttum. Şimdi buldum. Onca yıl sonra çocuğumu buldum. Ben Nüceli hep sevdim. Uzaktan sessizce sevdim. Tamam mı? Sevmeye de devam edeceğim. Sessizce. Bunu kabul etmek çok mu zor? He? İskeleye gelebilir misin? Tamam. Bekliyorum. Uzun gözlerim doldu yine aklım.
bir kenara gidersen unutursun. Al gözünden yaşları gün gelir kurutursun. Yaz bunu bir kenara gidersen değil daha. Babama söylemedim. Sana da söyleyemedim. Kelebek bak ne olur bir şey söyle. Çok özür dilerim ben. Niye özür diliyorsun ki? Ben bilmiyor muyum senin ne kadar yetenekli olduğunu? İnsan güzelliği için özür diler mi? Kızmadın mı? Biliyordum. Bunu mu Aslı mı söyledi? Bugünün geleceğini. Seni dinlemiştim ya kalede gizlice. İşte o zaman söylemiştim kendime. Bu kız kaleden büyük. Bodrum'dan büyük. Ulan kelebek dedim. Senden zaten büyük. Yok öyle bir şey belli değil daha. Gideceksin Su. Burası senin yerin değil. Gidersem ayrılacakmışız gibi konuşuyorsun. Ayrılık deme. Diyemiyorum ki zaten. Tamam işte. Düşünme de öyle bir şey. Burası Bodrum. Kaç tane yaz aşkı gördüm biliyor musun? Eylül gibi bütün sahil cenaze töreni. Seni seviyorumlar. Senden ayrılamamlar. Sensiz yaşayamamlar. Gözyaşları.
Yaşıyor insanlar. Bir şekilde yaşıyor. Birkaç sene sonra yanlarında başka sevgilileriyle el ele. Neyse ne işte. Olmuyor uzaktan uzağa. Daha karar vermedim ben. Karar? Belki gitmem. Ben boşuna mı uğraştım o kemanı yaptırmak için? Boşuna mı yalvardım maestroya? Boşuna mı koştum günlerce peşinden o adamın? Dükkanını yaptırdım. Boşuna mı içim yana yana o cenk hayvanıyla git dedim. Onu mu diyorsun? He? Ben Aslı'ya ilk seni sevdiğimi söylediğimde ne dedi biliyor musun? Suya düşen kelebeğe ne olur? Ölür. Öyle deme. Ben bunu göze aldım Su. Bir insan hayatında kaç defa aşık olur ki dedim. Gitmeyeceğim. Yengem, Haydar Efe'ye olan onca yıllık aşkını sayılı günde yaşıyor ya. Bir gün daha, bir gün daha gördüm diye, çok şükür diyerek yatağına giriyor ya. Öyle sevdim seni Su. En başından beri. Ya duymuyor musun beni? Gitmiyorum. Duymuyorum. Gideceksin. Keman. Başlatma kemanına. Olmadı Su. O keman benim en yakın arkadaşım. Günlerce karşıma alıp konuştum ben onunla. Anlaştık biz. Bizi sen karşılaştırdın. Sen ayırırsın diye. Söz verdim. Gitmiyorum. Gideceksin Su. Nereye layıksan oraya gideceksin. Hayat benim hayat. Gitmiyorum. Gideceksin Su. Ayrılırım senden. Saçmalıyorsun. Gerçekten ayrılırım senden Su. Gideceksin. Gideyim mi istiyorsun gerçekten? İnsan sevdiğine git der mi? Beni seviyordun. Ben başka türlü sevgi bilmiyorum Su. Sevdiğim mutlu olsun. Yeter. Yanında mutluyum ben. Bir gün mutlu olursun, iki gün mutlu olursun. Sonra senin için kaldım. Senin için vazgeçtim dersin. Kahrolurum. Zamanı geri getiremem ki. Sensiz olmaz. Olmayacak. Bak abine. Bak anneme. Asıl sen bak Su. Ben sana her gün seni sevdiğimi söyleyebildim. Ya sen benim elimi tuttuğumda Bodrum'un kralıydın ben. Su gibi sevgilim oldu benim. Bundan fazla mutluluk insan bünyesine zarar. Kalbi kaldırmaz.
demek? Kıskançlık değil. Kızgınlık da değil. Ne yapacağını bensiz karar ver artık. Senin bu hayattaki en kıymetli şeyin kızın. Aslı için senin ve Maya'nın önünden çekiliyorum. Ölürüm.